Ne içerdiğini, ne getirdiğini, riskleri bunları konuşuyoruz, uzmanlara kulak veriyoruz. Bu arada reklamdan hemen önce de piyasalar güne nasıl başladı onu öğrendik Onur Altın'dan. Ve biz Onur Altın'a bağlanmadan önce yine gazete haberleri üzerinden şimdi sıra etiketlerde diye atılan manşetler eşliğinde diyorduk ki işte sanayi odaları, esnaf birlikleri çağrı yapıyorlar. Kurlar düştü hemen efendim gidin bunları etiketlerinize yansıtın fiyatları düşürün diye. Fakat böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey gerçekçi mi? Bunu konuşuyorduk. Bu arada Halk TV muhabiri sevgili Gülgündüz ve kameraman Murat Erkmen de Zeytinburnu'na gitmişler efendim. Dün bir mahalle pazarına gitmişler. Esnafa mikrofon tutmuşlar. E, vatandaşa mikrofon tutmuşlar. Ve pazar ve marketlerde indirim var mı? Bekleniyor mu? Mümkün mü? Yerinde bu soruyu sormuşlar. Bakalım ne gibi cevaplar almışlar? Önce haberimizi izleyelim. Biz bunu yaklaşık bir 6 ay evvel 30 tanesini 20 liraya satıyorduk. Çarşı pazar halen yangın yeri. Cepteki ateş bir türlü sönmüyor. Yumurtanın kutuları bile giderek küçülüyor artık. Dolar düştü ama fiyatlar düşmedi. Yumurta satıcısı artık kutuyu ikiye bölerek satıyor. Elimdeki kutunun fiyatı geçen hafta 14 liraydı. Bu hafta 17 lira hemen yanındaki yumurtanın da geçen hafta fiyatı 17 liraydı. Bu haftaysa 20 liraya çıktı. Doların düşmesinin gıdaya bir faydası şu anda yok. Jet hızıyla zam yapanlar artık döviz kurur. Normale dönüşü, dönüş beklentisiyle artık aynı hızla ürünlerindeki indirimin uygulanması lazım. Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum. Fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı. Herkesin aklında aynı soru var. Ne zaman şu... yansıyacak marketlere, etiketlere? Şimdi fiyatlar toparlanırken fiyatlarını çekmeyenler. Çok net söylüyorum. Kazancın senin, karın senin. Fırsatçılık yaparsan, bu ülkeye zarar verecek adımlar atarsan, çok farklı hareketlerde bulunursan, bundan sonra Hazine Maliye Bakanlığı'nın nasıl bir bakanlık olduğunu anlayacaksın. bizimiz yok. Sözde kalıyor. Demekli olmuyor bu iş. Fiyatlarda değişen bir şey oldu, Fiyatlarda artış oldu. Ee, geçen hafta salatalık e, 8-10 milyon satılırken şu an 11 milyon. Çok kısa sürede zirveleri gördü dolar. İğneden ipliğe her şeye zam geldi. Artık şaşırdık. Şaşırdık artık. Yani neye, neye para yetireceğimizi şaşırdık. Bana sorarsanız zor. Bence düşmez. Sadece dolar düştü, fiyatlar düşmedi. <laughs> şu ana kadar piyasa yansımamış. Evet Merter'de oturuyoruz. Burası biraz daha şey olduğu için Merter'deki pazar buradan daha pahalı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş da dövizdeki düşüşten sonra gıda fiyatlarında gevşeme beklediklerini söyledi. <laughs> Fiyatlar yüksek diyen de var. Bunu söyleyenlere itiraz eden de Bütçeme göre her yeri var. Bak elmayı 5'ten almadım üçten aldım. O dişimi görüyor. Zengin zengin alır. Yani ama şükretmek lazım. Kena değil, daha iyi olacak. Savaşarak kazanacağız bu savaşı. Alışverişte ise fiyat değişiklikleri görünür halde. Geçen hafta 5 lira olan ıspanağın kilosu bugün Zeytinburnu'ndaki pazarda 6 lira oldu. Havuç da fiyatı artanlar arasındaydı. Nasıl yansımış mı? Siz söyleyeceksiniz. Sizin gördüğünüz ne? Yok bence hiçbir şey indirim yok. Indi havuç 4,5 lira orayı görün. Ne kadar da geçen hafta havuç? Ben 3 liradan da aldım. Saat şu anda 12'ye geliyor. Buyurun kaç lira satışı var? 45 lira. O paralar da dünden kalma bak. Düşürebiliyor musun yani? Şimdi ne kadar düşük olduğunu insanlar yok. Pazarcılar da kazanamamaktan şikayetçi. Mesan bir şey var meyvede aşırı öyle bir zam yok ama sebzenin yanına yaklaşılmıyor. Pazarda peynir fiyatları da cep yakıyor. 30 liradan başlıyor en uygunu 70 liraya kadar çıkıyor fiyatlar. Bir, günde kaşar peynire 20 lira gelir mi ya 39 59 yapmışlar. 600 Marketlere gidin. Marketlere bakın dediler biz de gittik. Yine Zeytinburnu'nda bir zincir marketin fiyatlarına baktık. İndirim de var dendi girip fotoğrafladık. Fiyatlar şöyleydi. En düşük bebek bezi 42 lira, bebek maması 77 lira, tuvalet kağıdı 49 lira, Yumurtanın kutusu 39 lira. Kaşar peynirde ise 500 gramı 30 liradan başlıyor. Marka değiştikçe fiyat da artıyor. Fiyatlar düşmüyor. Değişiklik yok. Ben de girdim. Bu elim boş çıktım şu anda görüyorsunuz. Değişiklik yok. Nelere baktınız içeride? Fiyatlar ne durumda? Mesela gıda. Temel gıdaya baktım. Yoğurt. Her şey pahalı yani. Hiçbir ucuzluk yok. Düşüş olmadı fiyatlar aynı. Üstelik indirimi beklerken yeni zam haberleri geldi. Yeni haftada bir markanın cips fiyatlarının 2 lira artacağı açıklandı. Yeni zamlı liste paylaşıldı. Ben de şunu ekleyeyim. Çarşıda pazarda durum gayet net. Bugün akşam bir arkadaşım e, haber verdi. E, her zaman aldığım kahve, Petre kahvenin 27-28 liraydı. Paketi 60 liraya çıktığını söyledi. 3 katı. Evet. <laughs> kahve, evet. Kahve ne? Kahvenin de bir borçası var herhalde değil mi? Kahvede ayrı bir fiyatların şey. e, düşmesi bir, bir günde hemen gerçekleşmez. Olmaz. Bu bunu şey değil. Özellikle çarşı pazardaki fiyatlar bu bir günde gelmez. E, ama en azından fiyat artışını yavaş yavaş frenler. Ama bir miktar bazı ürünlerde fiyat artışı da devam eder. Biraz önce söylediğim sebepten dolayı Hı. yani Ortalama kur üzerinden aldığınız için, ortalama kur hala yüksek olduğu için o fiyatlar kademe kademe bir miktar daha gelir. Bazı ürünlerde ise örnek verdiğiniz cep telefonu gibi elektronik, yani direkt ithal, direkt kur üzerinden etkilenen şeylerde küçük fiyat indirimleri gelebilir. Ama burada çok kritik nokta. Yani bugün şöyle bir analiz üzerinden söyleyeceğim. Ankara'da arkadaşımın yazdığı şey. Bugün de itibaren benzinde 1 lira 92, motoründe de 1 lira 94 kuruş daha indirim. Hı. Ama tamamı ÖTV'ye. Bize gelmedikten Pompaya sonra ne yapayım ki öteveye? 30 milyar TL bekliyormuş bu. Işi. Yani bu bu ne, ne demek? Ee, <laughs> bu fiyatların Kamu eliyle düşürülmemesi noktasında önemli olduğu için söylüyorum bunu. Yani kamu diyor ki ben fiyatı düşürmeyeceğim diyor. Oradan kamu fiyatı düşürmeyecekse, vergiye sayacaksa demek ki piyasada fiyatların düşme elastikiyeti çok, çok az olacak. Çok az olacak. Yani vatandaş tabiri caizse vatandaş kur yükselişinin acısını çekecek ama kur düşüşünün faydasını göremeyecek. Yani kur kurlar düşerken fiyatlar yani, öyle düşmeyecek. Yükselip belli bir değil. seviyeye çıktı fiyatlar burada kalacaktır. Bu Saat belli yaratan, zaten. Yüzde evet. el, hayır dolar da yüzde %50 yükseldi. Fiyatlar da yüzde %50 yükselmiş olacak. Yani hayat başka bir enflasyonist hayatla şey. devam evet, et, etmiş olacağız. Şey. Yani o de dedikleri hepsi işte çay şey gibi doların inmesi gibi işte yazmış Ses, Bir gecede 7 milyar dolar satarsan. Evet. İndirdik aşağıya. Açıkladığı gece kamu bankaları devreye girmiş, paralarını satıyorlar. Onun bir detayını paylaşalım isterseniz. İndiriyor aşağıya. E sonra bak ekonomik program başarılı oldu diyorlar. Olay Fela. şöyle, Uğur Gürses'in yazısından birkaç bölüm paylaşalım hızlıca. E, 20 ve 21 Aralık günlerinde Merkez Bankası'nın hiç doğrudan bir döviz müdahalesinde bulunmadığını biliyoruz. Ee, i̇ki günlük toplam 7 milyar doların yine arka kapıdan kamu bankaları aracılığıyla satıldığı apaçık ortada. Son bir aydaki en güçlü satışlar da bunlar olmuş diyor. Ee, Uğur Gürses elindeki 20, verilerle. 20 Aralık'ta ne vardı 20, 21 Aralık? Ee, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, konuşması vardı. vardı. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası. Şey. 20 Aralık Pazartesi günüydü. İşte. Demek Şimdi. ki bunlar biraz da suni indirdiler bunu dolar satarak. Tabii. tabii. Dolar tabii. satarak kapıdan. Yani şu satılı. başarı diyorlar ya bak yeni ekonomik modelin başı yok. Yem yem diyorlardı ya yeni ekonomik olarak. görselin. Yem pazartesi gün itibariyle bitti. Deme geçtik. Döviz endeksli mevduat. Evet. Yem bitti dem var. Şimdi demin başarısı dem dem başarılı olacak dedi. Dedi ya Cumhurbaşkanı. Demek ki o gece bunlar parayı sattılar. Çünkü demin başarılı olması için benim, senin, onun, %62 değil mi mevduatta olanlar parası? Gidip paralarını bozdurup, değil mi? TL'ye geçmesi lazım ki o zaman dolar iyicene çözülür. Ha dersin ki dem başarılı oldu. Şimdi kamu eliyle indirdin aşağıya. Eee millette TL'de olan. TL'de aynı, dolar da aynı dedim. Ne olduğunu kimse anlayamadığı için dövize gitmiyor. Herkes bir beklemeye geçti şimdi. Dediği Şimdi, gibi bir Ocak ayına kadar bekleyeceğiz. Diyor ki e, Uğur Gürses, e, kuru gerileten bu anons etkisi miydi? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bahsediyor. Hmm. Yoksa buna eşlik eden gaz verici kamusal organize satışlar mı? İkisi burada. Bunların var. nihai izlerini verilerde aramak gerekiyor. Bu arada verilerde Merkez Bankası'ndan analitik bilançosu bize bu verileri ve ipuçları sunuyor diyor. Pazartesi günü 3,5 milyar dolar, salı günü de 3,4 milyar dolar sattığını gösteriyor bu veriler bize diyor. Ee, peki tabi bu arka kapı operasyonuna kamu bankaları belki ikna edilmiş. Zaten Neler olmuş? Ee, kimler kazançlı çıkmış? Ee, kimlere satılmış? Bunların Zaten hepsi... şu andaki mali hazine ve maliye bakanı, Kimler o 128 senmiş? milyar dolar satılırken kamu bankalı üzerinden evet. bakan yardımcısıydı. Yani bu işi evet. bu işi bir iyi bilenlerden Berat Albayrak yardımcısıydı. Evet. Demek ki aynı numarayı bir kez daha çektiler. Evet. Doları biraz aşağı indi Şimdi bakalım ne yapacak. Benzin dediğin gibi inmezse, mazot inmezse, kamu direnirse ben zam yapacağım diye. Bir de bütün değerler yüzde %36'lık bir zam gelirse sokaktaki insana sen çayı nasıl indir dersin ki? Buna ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yoksa hazır zamlar demişken bunlar Zamlara inmiyorken git. tarım...